Barış ve kardeşlik içinde yeniden kurabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Hataları, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım ve hep birlikte özgürlük ve demokrasi devrimini gerçekleştirelim. Bunu başaracak güç ve irade halkımızda mevcuttur. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında. Halk için yine halkın yanında. Efendim, sizlerle beraber olmaktan, sizin bayramınızı paylaşmaktan, sevincinizi paylaşmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dinamizm demektir. Gençlik geleceğimiz demektir. Az önce ekranlarda Cumhuriyet'in kuruluşunu izlediniz. Kısaca 7 dakikalık film. 7 dakikada çok şey anlatıldı. Bu ülke alın teriyle, gözyaşıyla, şehitlerin kanlarıyla kuruldu. Bu ülke sınırlarını batılı egemenlikleri çizdiği bir ülke değildir. Alın teri ve gözyaşı vardır bu ülkenin kuruluşunda. Bu ülkeyi kuranlar 1921 yılında, bakın daha Cumhuriyet kurulmadan önce 1921 yılında çocuk esirgeme kurulunu kurdular. Çünkü savaş meydanlarında binlerce şehidimiz vardı. Dul ve yetimler yerinde kalmıştı. Cumhuriyet 1921 yılında o çocuklarımıza sahip çıktı. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. Bir kilometre milli demir yolumuz yoktu. Tamam yabancıların elindeydi. Millileştirdiler. Demir yollarıyla ülkeyi öldüler. Süper banklarımız, fabrikalarımız yoktu. Her tarafa Malatya'dan İzmir'e kadar her tarafa fabrikalar inşa etmeye başladılar. Okuma yazma oranımız %8'di. Köy eskileri millet mektepleriyle okuma yazmanın yollarını açtılar. 1934 unutmayın, 25'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar, 1934'te Kayseri'den kalkan ilk uçağımız Ankara'ya indi.
etmeye başladık. Kendi milli paramız yoktu. Paramızı yabancı bankalara basıyordu. 1930 kendi merkez bankamızı kurduk. Bütün bunları yaparken hiç kimsenin önünde diz çökmedik. Bu ülke, bu ülkenin insanları birikimleriyle yaptılar. Alın teriyle kurdular o fabrikaları. Ve Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Kimseye el uzatmadılar. Kimseye yalvarmadılar. Kimseye para verilmediler. Kendi alın teriyle kurdular. Çünkü onların göğsü iman doluydu. Çünkü onlar kulaklı yeriyordu. Hiçbirisinin ekonomi eğitimi yoktu. Savaş meydanlarından geldiler. Bağımsızlık savaşını verdiler. Savaş meydanlarından geldiler ama barışın ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Ve şunu söyledi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir dedi. Neden biz zorunluyuz savaş yapmakta? Topraklarımız işgal altındaydı. Çıkmıyorduk, çıkmıyorlardı. Tek çare vardı, savaşmak. Onurumuzla savaştık. Onurumuzla o bayrağı kurduk. Onurumuzla o bayrağı şehit kanlarıyla süsledik o bayrağı. Ve bunu mücadelesini verdik. Ama savaştan hemen sonra şunu söyledi. Mustafa Kemal, yurtta barış, dünyada barış dedi. Barış bu kadar önemli. Bu ülkeyi kuranlar, dedim ya, bütün bunları yaptılar, demir ağlar yordular, okullar kurdular, fabrikalar kurdular, sata sata bitiremedikleri o fabrikaları o insanlar yaptı. Oldu. Hiç kimseden borç almadılar. 1945 Merkez Bankası'nın genelgesi vardı. Merkez Bankası'nın kasasında 176 ton altın vardı. Özellikle genç arkadaşlarıma bunları anlatıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceği şekillendiremez. Geçmişimizi bileceğiz. Neler yaptığımızı bileceğiz. Ve geleceğimizi onun üzerine inşa edeceğiz. Şimdi sormak istiyorum. Kendi uçağını yapan bir devlet, kendi gemisini yapan bir devlet, kendi fabrikalarını kuran bir devlet, demir arabalarla yönelen bir devlet, nasıl oluyor da daha sonra 1950'lerde moratorium ilan ediyor. Yani ben borçlarımı ödeyemez noktaya geliyorum diyor. Onun için yeniden düşüneceğiz, yeniden konuşacağız. Geçmişimizi asla kötülemeyeceğiz. Bizim geçmişimiz pırıl pırıl bir geçmiştir. Bizim geçmişimiz bizim gençliğimizdir. Bunu kim çağırmaz? Biz bütün ülkelerle barış içinde yaşamak isteriz. Savaş insanlığın reddettiği bir şeydir. Barışın adresi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eğer bunu yapabilirsek, barışı yeniden inşa edebilirsek, kırılan düşünen yanlarımız var. Yeniden onaracağız bunu. Yeniden ayakları üstünde duran dünyada yalnızlaşmayan, sesi, sözü dinlenen bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gücümüzle inşa edeceğiz. Bağımsızlık ruhumuzla yeniden inşa edeceğiz. Biz üç büyük devrimde imzası olan bir partiyiz. Üç büyük devrimde. Bir, Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyet çok önemli bir şeydir.
halka danışmaktır Cumhuriyet. Halkın iradesine saygı göstermektir Cumhuriyet. Cumhuriyet şudur. Kimse unutmasın. Tunceli'nin küçük bir köyünde doğan, küçük bir ailenin çocuğu, küçük bir memurun çocuğu, Kemal Kılıçdaroğlu yetişti, okudu geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan oldu. Cumhuriyet budur. Cumhuriyetimizi seviyoruz. Cumhuriyet aynı zamanda Kayseri'de küçük bir esnafın oğlu olan Abdullah Gül'ün gelip Cumhurbaşkanı olmasıdır. Cumhuriyet budur. Fırsat eşitliği yaratır Cumhuriyet. Cumhuriyeti korumak her şeyden önce bizim görevimizdir. 7'den 70'e Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Birileri Cumhuriyeti küçümsüyor. Birileri tarihlerden Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkarmak istiyor. Biz varken, gençlik varken, Cumhuriyet Halk Partisi varken hiç kimsenin gücü onu orada almaya yet diyecektir. Cumhuriyet budur. Birinci devrimdir Cumhuriyet.